belli bir menzile sahip. Ben bu nişancı metasını çok beğenmedim ama ya. Bir çık geldi. Yani evet. Şimdi Jace'i de görmüşken. Jace'i yukarıya gönderecekse hele DP tarafı. Jace'in yukarıya gitmesi kesinlikle doğru olan senaryo. Üstelik sıçrasız bir nar oynanacak. Altın seviyede, yani altın seviyeden önce oraya bir kule altı görebiliriz ve bu ne? Lilia Koridor. Çünkü Viego eşleşme, Viego Renekton eşleşmesi çok kolay bir eşleşme evet. değil. Lilia için çok daha rahat bir eşleşme olacaktır orası. Mobilliği bu arada ona en ön plana çıkaran özelliğiydi. Ölüm cezası kaçtığı anda bu takasın kazanılma ihtimali pek kalmadı. Ve şimdi ölüm cezası tutuyor. Çıpa kaçtığı anda demek lazımdı az önce. PBD yalnız yalnız kaldı orada. Şimdi ejder bölgesine yaklaştığı içeri bir hilal saldırısı. Ejder burada yok ama düştüğünün haberini almadık. Ne olabilir acaba? Ne oluyor acaba? Tam tahmin ettiğim gibi. Bilmiyor rakip tarafından. Köfte şimdi içeri girdi. Sersemletme tutuyor. Emenes. Başı derde girmeyecektir muhtemelen. Typhon birazcık geç kaldı. Ya da belki Renekton tetiği birazcık erken çekti. Ama... Onca'nın üzerine gidiyor. Bir de sıçra geldi Fab'dan ama. Hasar milimlerle yeterli olmadı. Mermi manyağı. Rubelius almak için yeter diyor. Harika bir Varus ultisi. Kule yalnız biraz geç döndü. Şimdi Focus'a döndü. Focus'un üzerinde tutuştu. Bizim kameramanlar da kafayı yedi. Alt tarafta skor sesi çıkacak mı? Focus hala düşmemiş. Üst tarafta ama 2'de 2 geliyor dayanadan. Focus'un nasıl hayatta olduğunu bana anlatabilecek kim var Johnny? Sen değilsin muhtemelen bu. Şampiyon. Burada Onjan artık böyle son bir otomatik saldırı yemliyor. Tamam. Burada bu arada fake yiyor. Viego oraya gelirken. Edramir. Ve burada düşmeyecek Fab. Fab burada kötü pozisyonda kalıyor yalnız. Devamı da sersemletmeyi yememiş ve o sonraki pozisyonda da hadi bakalım kimler geliyor buraya, kimler dayana geliyor. Orada tutturuyor. Ve iki tane skor. Evet burada tekrarını izliyoruz. Ya bakar mısın? Tek bir otomatik saldırı. Ya mermi manyağının bir dalgası daha yani, diyelim. Of. Bayağı iyi oynadılar burayı. Focus. Sıçra atmış böyle dümdüzde kaçmış hiç aksiyonda bir şey olmamış. Otomatik saldırı. Altın anlamında da çok geride olmadığını tahmin ediyorum. Bu 2-2'yi Dark Passage'in kaybetmesi pek ihtimal dahilinde gözükmüyor. Hele bu 2-2 3-2'ye dönerse güzel ulti dayanadan hopu kesti. Şimdi Fab içeride. Köfteye gidiyor buradan ağır skoru. Emenes buraya ışınlanla geldi. Köfteyi uyutacak mı acaba? Şimdi Jace de dahil olmak üzere iki kişiyi uyuttu. Edramir burada Fab'ı sersemletiyor. Ve skoru alıyor. Devam edecekler. Şok patlaması güzel geldi. Hani en iyi şeyler bunlar değil belki oyunlar bunlar değil mi? Sınırlarda oynuyor hakikaten bu arada Fab. Kuleyi aldıktan sonra Onca'nın üzerine gitmeyebilir. Mega'ya dönüşecek şimdi. Meganar. PBD'yi yakalayacaklar. Ultiyle içeri girdi Edramir. PBD'yi sersemletiyor da. Ve Nautilus skorunu çıkartmayı başarıyor. Yalnız Ejder'i çıkarttı burada Dark Passage'da. Ve Köfte geldi oraya. Çok kötü bir noktada sıkıştı Galacticos. Senkronize kaç, yüzme. Kaç. Senkronize kaçma. Normal değiliz yani. Shaikatami PBD güzel yakaladı. Edramir yanından. Kitle kontrolü gelecek yalnız. Derin darbeyi kullandı Edramir. Son vuruş ve bundan sonra reseti aldı. Bir de çıpayı kullanarak oradan uzaklaşıyor. MNS yalnız yaklaşmaya çalışıyor. Köfte taraflarda arkada burada Focus tuttular. Focus çifte vuruşta inanılmaz bir hasar çıkardı ama. Mermi manyağından bir dalga yollayabildi. Arkadan sadece bir. Fab geliyor, arkadan geliyor. Fab gelmiyor. Vazgeçti orta koridor minyonları. Daha tatlı geldi ona. Kha'Zix'e resetler verilmeye çalışıldı. Evet. Burada da çok benzer bir şey var aslında. Bomba Combo'nun sonunda Viego'ya resetler verilmeye çalışılacak. Meganar'a dönüşmeden yalnız Ejder'i Dark Passage alacak. Bir Boomerang'la denedi ama Typhon'dan hata yok. Shaikatami burada hayır içeri totem koymadı. Hayır koymadı totemi. Dark Passage. Dark Passage. Köfte yalnız kontrol totemine yakalandı. Şimdi Galacticos'u yandı. Yani zaten canlar bitti. PBD'nin canı yok oldu orada. Ve yalnız bu deneme Dark Passage'e çok pahalıya patlayabilir. Köfteyi önüne... Serdi Onjan götürüyor ve arkada Köfte'yi bir de uyutmayı başardı bu noktada. Ve sahibi açmış olsa da Renekton çıkacak buradan. Bu arada Katami'nin başı dertte ve Edramir eridi. Edramir eridi. Hiç beklenmedik bir senaryo. Kazandı burayı. Bu arada Katami isabet etmedi ama. Dediğin gibi DP'nin kazandığı bir sahneyi izliyoruz. Onjan Mega'ya dönüşecek. Mermi manyağı geliyor. Typhon'u köşeye sıkıştırdı ama yetmedi. PBD burada. Çevirdiler. Düşen ikinci oyuncu. Daha fazlası var mı? Köfte yalnız arkadan geldi. Işınlanla yeniden katılmış Focus bu savaşa. Focus milyonların yerinde. Kontrol totemi de var. Fab Bubbles üzerine atladı. MNS'in Onca arkada ikisi kuralsa da. Köfte yalnız savaşa birazcık geç girebildi. Arkada Focus yapayalnız. Focus ama Focus çok güçlü. Düştük. Denemene kurban be Johnny. Düşünce müthiş. Alev Ejderi burada Galacticos'un olacak. Son anda bir şeyler gelir de çalınır. Ama öyle gözüktü ne kardeşim. Öyle gözüktü, öyle vallahi gözüktü. Vallahi öyle gözüktü. Gece tekrarını göstermese öyle de derdik ama olsun. Tekrardan söylüyorum. Gidiş yolundan sana 100 puan verdim Johnny.
Ya çok heyecanlandım Gromp olunca ya. Harika heyecanlandım. Ufka geldi, Lili'yi iki kişiyi uyuttu. Fab'ın canı geldi, çok az. Geldi. Bu sefer o combo geliyor. Fab hala düşmedi ama Köfte o kadar şanslı olmayacak. Arkada Oncan tanklamayı sürdürüyor. Ve Dark Wizard'ın galibiyet hayalleri yavaş yavaş rafa kaldırılıyor. MNS Typhoon'u kovalamayı sürdürüyor. Dayana tehlikeli. Yeterince tehlikeli mi? Evet, fazlası da. Füze kemeri de kullandı. Sersemletme gelir mi Ramir'den? Hayır. Galaktikos uyuyor. Galaktikos. Verdiler mi? Verdiler. Onca'nın ışınlarını korudular gerçi. PBD'yi de karşında verecek gibi Dark Passage ama ölüm cezasından sıçrayla sıyrılıyor. PBD de hayatta kaldı. Ya o reaksiyonu gösterebilecek kadar da vakitleri yoktu. Fab'ın başı dertte Fab'a. Yukarılardan ölüm yağıyor. Sıçrayı da attı ama işte MF ultisi. Şimdi Onca'nın kanat pozisyonunda Meganar. Çok iyi bir kanat bu, çok iyi. Onca'nın arkada 3 kişiyi. Oyalarken Typhoon herkesin ortasında ama Typhoon ikinci kronometreyi de attı ama şimdi çıkışında düşecek mi? Sonunda düşüyor. Elramir bu arada Typhoon'un şimdi bedelini alacak. Dayana olarak bir şeyler yapabilecek mi? Cevap hayır gibi gözüküyor ama Focus çok az canıyla inanılmaz hasarlar çıkartıyor. Köfte araya girebilecek mi? Focus'u alabilecek mi? Yok MNS artık ya, yok artık. MNS vuruyor. Köfte girdi. Köfte o aldı. Köfte MF'i çıkardı. Şavi Katami yalnız bir destek. DP bitirecek mi? Bitir. Vakit var mı? Dark Passage pek vakti yok gibi gözüküyor. Junior 30 saniye. İki tane nişancılar hayatta aslında. Burada yani Oncan daha ne yapsın? Ya yalnız alabilir. Esas Typhoon ne yapsın? Arkaya bakar mısın? Dümdüz ediyor arkayı tek başına. Evet ya yani. Focus'u savaş dışında bırakıyor. 3 kişi üzerinde tutuyor. 4 kişiyi Focus'la beraber. Ne oluyor? Oncan alev ejderini çalmak için gelmişti buraya. Bu planı ışınlan da geliyor. Işınlan geliyor. Sen ölürsen ben de ölürüm dedi MNS. Dark Passage çok teşekkür etti MNS'e. Ne oldu burada? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Burada tekrardan yani Oncan yakalanıyor, üzerine atlıyorlar. Bir de Meganar'a da dönüşemiyor. Oncan'ın yardımına gelin diye ama nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Yılbaşı evet. Erken geldi Johnny. Başladılar yalnız. Dark Passage 5 kişi burada. Shavi Katamin'in hala bir süresi var. Alev ruhu! Alev ruhu! Typhoon ne oldu? Typhoon! Bu yine maçı Typhoon kazanmaya karar vermiş. Harika şok patlaması. Bu kadar alan hasar verdikten sonra Focus'u görüyor musun? Sol altta yapayalnız. Çok eşyam var. Beni koruyun. Hayır, hiç öyle bir imkan yok. Dark Passage. Geç geldi ulti. Yani bu delicesine, bu manyakça haftayı harika bir kapatış yapıyor Dark Passage'ın. Söylediğim bir şey vardı, bu haftaki karşılaşmamızı da alırsak ligi bile alırız demişlerdi. Hadi en bakalım. Azından birini almayı başardılar. Ve puan tablosundaki işleri karıştırdılar. Bize de muazzam bir gün sonu izlettiler.